Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. Bu ülkeleri temsil edenlerin ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Çünkü bu ülkeler samimi değildir, dürüst ve ilkeli duruştan bütünüyle mahrumdurlar. İsveç yönetimi kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hala sessiz, hala seyircidir. Hatta terörist polis koruması altındadır. Arayan dervişi tekkede, haciyi Mekke'de, hain teröristleri de Avrupa ülkelerinin başkentlerinde hemen bulacaktır. Güneşi balçıkla sıvamak akıl kârı değildir. Çürük tahtların çivi tutmayacağı da açıktır. Geçen hafta Türkiye'de muhataplarıyla müzakere masasına oturan İsveç heyeti aynı günde terörist Salih Müslim'i devlet televizyonuna çıkarıp konuşturacak kadar küstahtır, art niyetlidir. İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya hangi yol ve vasıtayla girebilecektir? Olacak iş midir bu? Türkiye'nin hakkı, hukuku, egemenlik ve tarihsel çıkarları gözetilmeden, hepsinden önemlisi milli ilkelerine riayet ve hürmet gösterilmeden, sözü edilen iki ülkenin NATO'ya girmesi hangi mantığa, hangi ahlaka, hangi siyaset ahlakına sığabilecektir? Bizim değerlendirmelerimize göre İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kaldırılması için PKK, YPG, PYD hilesiz vilafsız kınanmalı, Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal teslim edilmelidir.